Saatlerimiz 18.20, günden kalanlar başlıyor. Tekrar hoş geldiniz. Ekranlarınız başına ben Didem Arslanoğlu. Bugün stüdyoda bana eşlik eden değerli konuğum Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Ata Özkaya. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi sizinle sohbete birazdan başlayacağız. Müsaadenizle önce araştırmaya gidelim. Çağlar Kuzdukluoğlu bizi bekler. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Çağlar hoş geldin yayınımıza. İyi akşamlar diliyorum. Hoş buldum Dilem. İyi akşamlar. Bugün yine yoğun bir haber akışı. İçeride özellikle gündem hayli yoğun. Dışarıda da veri akışı var. Akşamda FOMC toplantı tonaklarını bekliyoruz ama bu arada borsa tarafında da satıcılı bir seyir izlediğimizi söyleyelim. Sen elinde hangi notları biriktirdin bizler için bu akşam? Dilem, bu akşam özellikle 2023 yılının kalanında sıkça ilgilenmeye devam edeceğimiz Fed gündemiyle alakalı küresel piyasaların odağının olduğunu söylemek mümkün ama içeride de 2 gündür Borsa İstanbul'da bir miktar aşağı yönlü baskının belirginleştiğini söyleyebiliriz. Her ne kadar dün özellikle bankacılık endeksine dikkat çekmiştik. Bugün gün içerisinde bankacılık endeksinde bir miktar görünüm değişir gibi olsa da BIST 100 endeksinde gördüğümüzdeki gibi açıkçası genele yayılan bir aşağı yönlü trend izler vaziyetteyiz. Ama küresel piyasalarda da dün altını çizmiştik. 2022'de çok alışkın olduğumuz bir görüntü değildi. Avrupa'daki özellikle pozitif ayrışma bugün Amerika'daki endekslerinde en azından nispi olarak katılmasıyla devam eder vaziyette. Hemen görsellerle iletmeye çalışalım nasıl bir durum var. Baktığımız zaman Borsa İstanbul'da gerilemenin ikinci günde olduğunu söylemiştik. İçeriden dışarıya doğru gidecek olursak 5700 puanın BIST 100 endeksi için özellikle altını çizer vaziyetteydik. Bugün de %1,83'lük gerilemeyle o gözettiğimiz 5700 puandan uzaklaşmasını 5600'ün üzerinde tutunma görüntüsünden de değiştirdiğini görüyoruz. 5523 puana kadar çekilmiş vaziyette ulaştırma bankacılık sınai endeks tamamı buna katılır vaziyette ama az önce altını çizmeye çalışmıştım. Bankacılık endeksi gün içerisinde %2'ye kadar yukarı yönde yükselişini sürdürmüştü ama o da 5000 puanın altına geriledi. %0,52'lik en azından düşüşte bir miktar pozitif ayrışma sergilese de kırmızı görüntüden kurtulamamış gibi görünüyor. Hemen Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri'ndeki görüntüyü aktarmak adına haritaya bakalım. Şu an karşımda Stoxx 600, DAX, FTSE ve Kakaran'ı görüyorum. Dünkü gibi yine FTSE bir miktar daha yatay yukarı yönde ama Stoxx 600, DAX ve Kakaran %1'in üzerinde. Hatta Kakaran %2'ye yakınlık primle ABD vadelilerine baktığımda, ABD'deki endekslere baktığımda da S&P 500'ün yatay yukarı yönde olduğunu görüyorum. Dow Jones ve Nasdaq bir miktar daha negatif ayrışmış vaziyette ama en azından düne oranla bir miktar daha bu akşam Fed'den özellikle büyümeye dönük mesajlar gelmesi motivasyonuyla düne göre daha iyimser vaziyette. Aslında uzun süredir göz atmadığımız bir tablo daha var. O da Bitcoin. Özellikle yeni yılın başlamasıyla 2023'e dair beklentiler çok pozitif olmasa da gerek piyasa gerekse makro tarafta Didem. Buradaki seyir açıkçası yine açık gözümüzün önünde olmaya devam ediyor. Bakarsak da 53. haftasına geldiğini görüyoruz. Bu uzun dönemli baktığımız grafikte 4. düşüş trendinin 53. haftasında yer aldığını görüyoruz ki bir önceki de 53. haftasında sona ermiş görünüyor 2018'de. Son olarak ABD 10 yıllıklarına değinirsek 3.80'in üzerinden 3.70'lere kadar çekildiğini izledik. VIX Endişe Endeksi 22-23 değerlerinde seyretmeye devam ediyor. Ons altında 1860 doları gördüğü günün bu saatlerinde Türkiye saatiyle bakacak olursak 1850 dolarlarda gümüşte an itibariyle 24 doların altına inmek üzere şu anda açıkçası muhtemelen son FOMC toplantısının tutanaklarında yer alan ifadeler ve geleceğe dönük işaretler bu akşamın bugünün seyrinde daha önemli olacak gibi yarın açılışta daha detaylı görünümü göreceğiz Didem diyerek toparlayabiliriz araştırma gündemini. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu.
Şimdi bir Avrupa turu için Londra'ya gidelim. Bloomberg HT Avrupa Piyasaları analisti Ceren Dilekçi Köseoğlu hazır ve bizi bekliyor. Ceren, sen de hoş geldin. Kolaylıklar dileyerek sözü sana bırakıyorum. Bugün Avrupa'dan gelen veriler ve izlenen gündem eşliğinde nasıl bir fiyatlama var piyasalarda? İdem merhabalar. Evet, bugün Avrupa borsalarında oldukça iyimser fiyatlamalar var. Yani endekslere baktığımız zaman yükselişler bazı borsalarda %2'yi aşmış durumda. Fransa borsası %2'lik yükselişle işlem görüyor. Alman DAX endeksi %1.7'lik yükselişle onu takip ediyor. İngiltere borsasına bugün yükseliş çok daha sınırlı, yatağa yakın bir seyirde işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Bugün özellikle Avrupa'da lüks tüketim hisseleri öncülüğünde bir yükseliş yaşanıyor. Bu da Fransa borsasının diğer Avrupa endekslerinden daha iyi performans sergilemesini beraberinde getiriyor. Teknoloji hisselerinde, perakende hisselerinde alımlar hızlanmış durumda. Zaten yeni yıla oldukça iyimser bir başlangıç yaptı Avrupa borsaları. Yani yeni yılın 3. işlem gününde Avrupa endekslerinde bu iyimser havanın devam ettiğini gözlemliyoruz. Çin'in açılması, uçuşların yeniden başlaması iyimserliği beraberinde getirdi. Avrupa cephesinde bugün aynı zamanda tahvil faizlerine düşüş hızlandı. Enflasyonda beklentilerin üzerinde bir yavaşlama var Aralık ayı için. Almanya'nın ardından bugün Fransa'dan gelen enflasyon verisi de sürpriz bir yavaşlamaya işaret etti. Bu da Euro bölgesi tahvil faizlerinde düşüşü beraberinde getiriyor. Diğer yanda bugün Avrupa'da doğalgaz fiyatlarında düşüş biraz daha hızlandı. 70 Euro megawatt saatin altına geriledi Hollanda'da işlem gören doğalgaz vadeli kontratları. Çünkü Aralık ayı ortalamalarına göre Avrupa'da hava koşulları oldukça iyi. Yani ılımlı bir hava koşulları var. Son iki haftaya baktığımız zaman Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri depolarını çok hızlı biçimde dolduruyor. Mesela 2 Ocak itibariyle Almanya'da doğalgaz depolarındaki doluluk oranı %90'lar seviyesinde aşmış durumda. Tabi bu iyimserliği beraberinde getiriyor. Hem Almanya hem de İngiltere rüzgar üretimini rekor seviyelere çıkarttı. Tabi şu anda arz artmaya devam ediyor. Yani LNG ithalatı Avrupa'ya rekor seviyelerde olmaya devam ediyor. Fakat tüketim düştü. Yani talep düştü hava koşulları nedeniyle. Ve analistlerin tahminlerine baktığımız zaman önümüzdeki günlerde de aslında ılımlı hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Ve bir kış havası göstermedikçe hava koşulları Avrupa'da doğalgaz fiyatlarındaki düşüşün devam etmesini bekliyor analistler. Diğer yanda Almanya'nın Fransa'ya elektrik ihracatı 2022 yılında baktığımız zaman tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Yani şimdiye kadar aslında bölgede net ihracatçı, elektrik ihracatçısı olan ülke konumunda bulunan Fransa bu tahtını Almanya'ya kaptırdı. Çünkü geçen sene Fransa'da nükleer reaktörlerde bakım çalışmaları vardı. Reaktörlerin büyük bir kısmı, yani yarıdan fazlası çalışmadı uzun bir dönem bakım çalışmaları nedeniyle. Bu nedenle net ihracatçı konumuna Almanya geçti. Geçen sene baktığımız zaman 15.3 terawatt saat ile kayıtların başladığı 1990 yılından bu yana en yüksek ihracat gerçekleşmiş oldu diyebiliriz. Diğer yanda önümüzdeki hafta İngiltere hükümetinden yeni adımların açıklanması bekleniyor. Çünkü İngiltere hükümeti burada işletmeler için yeni enerji destek paketini açıklayacak. Diğer yanda Jeremy Hunt iş liderleriyle çarşamba günü bir araya gelecek. Az önce İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'tan gelen açıklamaları takip ettik. Tabi İngiltere'de enflasyonu hep konuşuyoruz. G7 ülkeler arasında en geride kalan ülke konumunda enflasyon çift tane ve yakın zamanda tek haneye hemen düşmesi beklenmiyor. Fakat Sunak yaptığı açıklamalarla şaşırttı. Çünkü yaşam maliyetlerini hafifleterek bu yıl enflasyonu yarıya indireceğiz sözünü vermiş oldu Didem. Ceren, çok teşekkür ediyoruz paylaştığın bu detaylar için. İyi çalışmalar diliyorum sana bir kez daha. Ve hemen Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ata Özkaya'ya bir kez daha hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş hocam, hoş geldiniz. Yoğun bir gündeme denk geldiniz. Size soracak çok sorum var ama isterseniz önce bir gün geriye gidelim ve enflasyon diyelim. Enflasyon dediğimiz zaman elbette denklemin içerisine yaşanılan, aslında 2022'nin ortasından bu yana yaşanan memur ve emekli ve asgari ücret zamları, yeni açıklanan önce %25 sonra bugün %30'a revize edilen memur ve emekli maaş zammını da işin içine katmak lazım. Bir de dün Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin enflasyona dair yaptığı değerlendirmeleri elbette hatırlamak lazım. Siz nasıl yorumluyorsunuz, nasıl okuyorsunuz enflasyonla ilgili gelişmeleri? Tabii enflasyonla ilgili gelişmeler aslında beklentileri bir miktar yansıtsa da
bir miktar farklı bir noktaya işaret etmekte. Daha doğrusu farklı bir dinamiğe. O da şöyle. Beklentiler yıllık %67 civarında kümelenmişken onun 2,5-3'e yakın yüzde olarak altında gerçekleşmiş oldu. Hatta aylık olarak da oldukça düşük gerçekleşmiş oldu. Beklentinin yarısında %1,18 manşet enflasyon. Bu açıdan baktığımızda bunun sebebi nedir dediğimizde bu yavaşlamanın enflasyonda ya da fiyat artış hızında öncelikli olarak baz etkisi dediğimiz kavram burada ön plana çıkıyor. Ancak bir nokta daha var etkisi olan, o da enerji fiyatlarındaki düşüş. Bunu da üretici fiyatlarında aynı zamanda etkili olduğunu görüyoruz. Yani hem tüketici fiyatlarında hem üretici fiyatlarında enerji fiyatlarında küresel seyrin olumlu katkısı izlenmiş gibi gözüküyor. Sadece bizde değil, başka ülkelerde de enflasyon değerlerine bakıldığında son değerlerde bunu gözlemleyebiliriz. Yalnız burada dikkat edilmek gereken nokta şu, rakamsal değerin özelliği enerjinin bu kadar güçlü olarak düşürüp düşüremeyeceği sorunu, o bir miktar daha ayrı, bu sepetteki yayılımına onun araştırmamız, bakmamız gerekiyor. Ama bu ileride devam edebilir mi? Tabii bizi ilgilendiren bir diğer nokta bu düşüşün devam edip etmeyeceği. Çünkü baz etkisi dediğimiz zaman vatandaşlarımız için, yani Aralık'tan Aralık ayına hesaplanan %64,2 yoksa vatandaşlarımızın dışarıda alım gücünde yaşadıkları düşüş, o sürekli bir durum. Yani Kasım'dan, Ekim'den, Eylül'den de bazı değiştirerek aldığınızda %80, %90 gibi 12-13 aylık, 14 aylık bir değer ortaya çıkabilir ki zaten hepimiz aslında bunu yaşıyoruz. Ve hissedilen enflasyon diye bazen söylenen de bu durumdur. Dolayısıyla alım gücündeki bu yıpranmanın enflasyonla enflasyonu ortadan kaldırmak için ya da çok düşürmek için gerekli ekonomik politikalar uygulanmadıkça devam edeceğini öngörebiliriz. Yani bu gerekli ekonomik politikaları şu an uygulanıyor mu ve yaza doğru bu etkisini gösterecek mi dediğimizde, aslında biz ülkemizdeki ekonomik politikalarının hem para hem mali olarak genişlemeci olduğunu, yani enflasyonist politikalar uygulandığını biliyoruz. Dolayısıyla enflasyon düşmesi burada tek bir parametreye kalıyor maalesef. Onu da Sayın Bakan dün aslında izah etmişti. Enerji fiyatlarındaki düşüş, yani dışsal bir etki. Eğer enerji fiyatlarında beklenen düşüş gerçekleşmez ise enflasyonda da beklenen hızlı düşüş gerçekleşmeyecektir önümüzdeki aylar için. Çünkü genişlemeci politika uyguladığınız zaman özellikle ücret artışları, asgari ücret, memur zamları, emekli zamları ve yönetilen zamlar gibi bunları koyduğumuzda bir araya bu durum enflasyonun devam edeceğini bize söylüyor. Düşmesi için bir sebep olmadığını da söylüyor politika anlamında. Ama enerji fiyatlarında küresel ölçekte düşüş devam ederse biz enflasyonda bir miktar azalma görürüz. Bu %20'lere inmesine sebep olur mu? Benim öngörüm hayır. %45'lerin altına yıllık pek inebileceğini düşünmüyorum. Belki %50'nin de üzerinde kalacaktır. Çünkü eğer ekonomi kurumlarımızın küresel enerji fiyatlarında oldukça fazla düşüş beklentisi varsa bunu bir kere gözden geçirmeleri gerekiyor. Çünkü bu bir temenni şu açıdan. Çin'in mevcut COVID politikaları yüzünden işlemeyen imalat sanayisinin belli bir bölümü aslında emtia ve enerji tüketimi düşürdüğü için biz şu an geçici küresel ölçekte bir enerji fiyatlaması görüyoruz. Bunun 4-5 ay devam edeceğini umarak ya da temenni ederek ekonomi politikası yapmaya kalktığımızda bunu tutmayacağı, isabetli olmayacağını şimdiden uyarmak da gerekir. O yüzden enflasyonda genişlemeci politika devam ettiği sürece fiyat artışları devam edecektir ve alım gücü vatandaşlarımız için, yine bizler için sıkıntılı kalmaya devam edecektir. Burada ücret zamlarının bunu örtebilmesi, bunu ortadan kaldırabilmesi mümkün değildir. Çünkü ücret artışları da bildiğiniz gibi enflasyona bir miktar sebebiyet vermekte istemediğimiz halde. Enflasyonun, yani alım gücünü yükseltmek için enflasyonun ortadan kaldırılması gerekiyor. Ücret artışlarını yapmanın aslında matematik olarak bir önemi yok. İstediğiniz kadar ücretleri arttırın. Enflasyon olduğu sürece onun sadece nominal bir değeri olacaktır. Hizmet ve ürünlerde fiyat artışları, enflasyon etkisi yaşandığı müddetçe aslında ücretlilerin veya emeklilerin, memurların aldığı maaş da hep onun altında
kaldığı müddetçe hayat pahalılığı dediğimiz unsur ortaya çıkıyor. Yayından önce anlamda sohbet etmiştik. Evet. Basit bir kahveye iki katı bir rakam ödedim bugün. Gözlerim fal taşı gibi yerinden çıktı. Neyse yani neyse derken... Bir boyutunu daha ekleyebilirim isterseniz. Buyurun tabii. Özellikle gıda bildiğimiz gibi hane halkı harcamalarında önemli bir yer tutuyor. Gıda, barınma, ulaştırma. Gıda konusunda bunu öngörmemiz yani vatandaşlarımız için de çok kolay. Gıda üretimimizin toplam üretimimiz içindeki payı %1 seviyesinde olduğu için büyümede zaten yeterli arz sağlanamadığından dolayı gıda fiyatlarındaki artışın devam edeceğini söylemek yanlış olur. Orada da aslında enerjiye benzer şekilde küresel bir etkiden bahsediyoruz. Tabii. Ya zaten gıda enflasyonu ve enerji enflasyonu üzerinde bütün dünya odaklanıyor. Ama buna mukabil örneğin bazı süpermarketler ve zincir marketler fiyat dondurduklarını açıkladılar. Evet. Bugün son örneği Migros'tan geldi. Kendi markasındaki ürünlerden 400 küsurdu. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, 419. Ve de birçok başka markaya da ait önemli kampanyaları, indirim kampanyaları Ocak ayı boyunca. Evet. Şimdi dolayısıyla özel sektörün de aslında enflasyonla mücadele noktasında biraz elini taşın altına soktuğu, sokmak durumunda da kaldığı bir dönemden geçiyoruz. Evet. Bunların yanı sıra dün %25 olarak açıklanan memur ve emekli maaş zammı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından %5 oranında yukarı yönlü revize edildi. Evet. Bu size beklenen enflasyon seyriyle ilgili herhangi bir mesaj veriyor mu? Aslında şöyle bir ipucu veriyor. Söylediğinizin tamamını bir düzlem olarak düşündüğümüzde burada siyasetin ikna ile doğrudan bağlantısı ortaya çıkmış oluyor. Seçime gittiğimiz için. Burada marketlerin, geniş zincir marketlerin bir süre önce bildiğimiz gibi cezalar ödediğini de hatırlamamız lazım ki ürünlerin fiyatını dondurmakla enflasyonla mücadele etmek arasında aslında bir ilişki yoktur. Yani ürünün fiyatını niçin donduruyorsunuz ki fiyat artışlarıyla mücadele etmek maksadıyla? Dolayısıyla ürünün fiyatının dondurulması, seçime gidiyor olmamız ve tüketicilerin beklentilerini yani algılarını yüksek tutmak aslında amacı gütmektedir. Burada buna toptan baktığımızda bir ikna yoludur. Ancak burada ekonominin tamamıyla dinamikleri beklentilerden oluşmaz. Yani beklentiler bunun içindedir onu yönetmek. Bu şekilde yönetmeye çalışabilirsiniz ama bu sürekli bir şey değildir. Zaten belli bir süreliğine dondurulacak. Bir yandan ekonominin kendi kurallarının işlemesi gerekiyor. Bunları birbirine karıştırdığınız zaman bu sadece bir ikna yolu olarak kalır. Hatırlarsanız daha önce de tanzim satışlar olmuştu. Evet. Ama fiyatların düşüşünde orta uzun dönem beklentileri etkilemez, kırmaz. Seçim için bütün bunlar gerçekleşecek olabilir. Benim de öngörüm marketlerin bu davranışıyla beklentilerin yönetimi arasında bir ilişki var. Aynı zamanda maaş zamları da söz konusu olduğu için sizin de tüketici anketlerinizde muhtemelen bu Ocak ayı yüksek çıkacaktır tahmin ediyorum. Pozitif bir seyir var. Burada talebin öne çekilmesi ve tüketimin öne çekilmesini de belki konuşmamız gerekir. Tabii onu yani eğer zaten... siz bir ay boyunca mesela böyle bir şey yapıyorum derseniz herkes o bir ay içerisinde ne alacaksa almaya. Tabii bu aynı zamanda kamu bütçesine de destek sağlayacak. Şimdi bir de bunun zamların ödenmesi ve bunun bütçeye olan yükü söz konusu. EYT'yi de buna eklediğimiz zaman 2 milyon 250 bin vatandaşımızın emekliliği 150 milyar civarında bütçeye bir ek yük getirmesi bekleniyor. Ama siz talebi öne çekerek bu şekilde bütçeye gelecek olan ek yükü yeni gelecek harcamalarla bertaraf edebilirsiniz. Zaten sanırım bütçeye yük gelmeyecek açıklamaları. Evet, bunu kapsıyor. Ama bu yine de vergi gelirlerinde yani beklenen yıl içi harcamalarda yine de belirli bir açığın oluşmasına mutlaka yol açacaktır. %30, %25 değişikliği ise o da önemli. Ben enflasyonun gidişatı konusunda birinci çeyrek özellikle belirsizlik olduğunu düşünüyorum. Kamu kurumlarımızın, ekonomi kurumlarımız açısından da bu %25'ten %30'a çıkarılması o yönüyle önemli. Onu simgeliyor. Bir de EYT konusunun
ekonomi dışında sosyolojik bir boyutu var. Onu da bir cümleyle ekleyeyim. Tabii. Uzman arkadaşlara bırakayım sonrasında. Talebin yani örgütlü talebin cevap ve reaksiyon verilmesi durumudur ki burada memur ve diğer kesimlerin de talepte bulunması ve bunu örgütlü şekilde yapıyor olmasının karşılık bulması anlamlı. Bunun bir başlangıcı olarak değerlendirilebilir. O yüzden ekonomi politikasının bir miktar burada toplum kesimlerinin ekonomik katmanların reaksiyonuna göre yön değiştirebileceğini de gözlemliyoruz. Ama bu bir arabayı dikiz aynasına bakarak kullanmaya benzer. Bazen önünüzü göremeyebilirsiniz böyle durumlarda ya da ortalamaya göre hareket etmektir. Marjinale göre değil. O konuda ben ekonomi kurumlarının dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum önümüzdeki aylar için. Şimdi yine dün akşamdan artık iyice netleştiğini söyleyebileceğimiz bir hususta Türkiye ekonomi modelinin seçimlerden sonra da mevcut hükümet eğer yoluna devam edecekse yürürlükte olacağı mesajı net biçimde verildi. Pekala, bu ekonomi modeli seçimlerden sonra da devrede kalmaya devam ederse siz bir iktisatçı olarak sonuçlarını, ekonomik çıktılarını nasıl öngörürsünüz 2023 senesi boyunca? Evet, burada tabii ekonomi modeli geçtiğimiz yıl boyunca da tartıştığımız bir yaklaşım da aslında model ve yaklaşım olarak ayırıyorduk. Özellikle dış ticaret açığı burada ipucunu veriyor modelin seyrinin ve başarısının ölçülmesi konusunda. Bildiğimiz gibi bir aylık veriler dün açıklandı. Evet. Ve 254 milyar dolarlık bir ihracatımız ve 364 yanlış hatırlamıyorsam milyar dolarlık da bir ithalatımız söz konusu. Yani bir birim ihracat yapmaya çalışırken yaklaşık 1,5 birim ithalat yapıyoruz. Ve bu 100 milyar dolar ithalat seviyesinde değil, 250-300 milyar dolarlarda gerçekleşiyor. Bu şu anlama gelmektedir. Biz ihracatımızı aynı ekonomi politik çerçevede arttırmaya devam edersek ya da buna özgü kredi politikası uygularsak ithalatımız daha fazla artmaya devam edecek. Yani birken 1,5 olan oran belki birken 2'ye doğru çıkacak. Bu karşılanamaz bir dış ticaret açığı ortaya getirir ülkemizin ekonomik aktivite yapısı düşünüldüğünde. Karşılanamazdan kastımız bunu karşılamak için turizm gelirlerimizi mevcut durumun çok üzerine çıkarmamız lazım. Ya da gözlediğimiz geçen yıl boyunca da tartışılan net hata noksanın çok daha yüksek değerlere çıkması lazım. Dolayısıyla bu ikisi de sürdürülebilir, matematik anlamda sürdürülebilir durumlar temsil etmemekte olduğu için bu politikanın gözden geçirilmesi gerekiyor. Benim anladığım yatırım, istihdam ve büyüme anlamında devam edileceği ancak bunu besleyecek unsur dış ticaret değil. O kesin olarak yani hem biliyorduk hem de yaşanmış oldu. Evet. Burada eğer kur bir faya benzetebiliriz stres biriktiren. Kur seviyesi stabil kalmaya devam ederse bu modelde ben de ısrar edileceğini değerlendiriyorum. Ama büyümemizin azaldığını unutmamamız gerekiyor. Özellikle önümüzdeki çeyrekte sanıyorum ki ekonomi politikası iç talebe doğru dönecek. Sizin de belirttiğiniz erkene çekmenin maksadı odur. Çünkü dış talep şu an azalmakta. Ticaret partnerlerimizin talebi düşmekte. Peki hocam, bu süreci takip edeceğiz. Değerlendirmeniz için teşekkür ediyorum. Son olarak 1-2 dakikam kalmış. Yönetmenim uyarıyor. FED tutanakları bu akşam gelecek saat 22'de. Orada nasıl bir ton bekliyorsunuz? Yani bir daha güvercinimsi bir tablo çıkar mı, yoksa çok mu erken FED'in tutanaklarda bile FOMC'de henüz böyle bir sinyal vermesi için? Piyasanın biraz kafası karışık çünkü oradaki beklenti artık bir an evvel genişlemeci bir sinyal versin şeklinde FED adına. Evet, tepe değeri ne zaman çıkacağı ve orada ne kadar kalacağı piyasa tarafından henüz belirlenemedi. Tepe değerden kastımız %5.25 ile %5.5 arasında bir faiz seviyesi aslında benim de öngörüm ama %5.1 oluşan beklentilerin ortalaması. Bunun sebebi şudur. 2023'ün ilk çeyreğinde Amerikan Merkez Bankası enflasyonun hangi kalemler üzerinde yoğunlaşacağını henüz kestiremedi. Ben tutanaklardan bunun çıkacağını değerlendiriyorum. Bunun da sebebi şudur. Gıda enflasyonu devam etmekte Amerika'da ama enerji endeksi ve sağlık
ücretlerinin getirdiği olumlu baskı sonucu düşük çıktı son enflasyon değeri. Bu da Amerikan mali politikasının aslında bir başarısıdır. Dolayısıyla bunun sürekli olup olmayacağı Fed üyeleri tarafından bilinemediği için 2023'ün ilk çeyreğinde nasıl bir enflasyon yapısıyla karşılaşacaklarını bilmiyorlar. Gıdadaki artış devam ederse kişisel tüketim harcamaları güçlü kalmaya devam ediyor bildiğiniz gibi. Tutanaklarda da bunların izleneceği ve 2023 ilk çeyreğinde çekirdek enflasyonla manşet enflasyonun birbirine yakınsayacağı öngörüsü var. Ben bunun belirsizlik oluşturduğunu ve piyasaların bu yüzden henüz tam olarak fiyatlayamadığını değerlendiriyorum. Tutanaklarda buna dair ipuçları arayacaklarını düşünüyorum. Doçent Doktor Atı Özkaya efendim çok teşekkür ediyorum bana eşlik ettiğiniz için bugün. Ederim. Şimdi efendim biz DC'ye gidelim. Çünkü Ciner Medya Grubu ABD temsilcimiz Ali Çınar orada önemli bir röportaj gerçekleştirecek. Birazdan kendisi Dragoman baş danışmanı Richard Outson'la sohbet edecekler. ABD-Türkiye ilişkileri ve savunma ortaklığı konusunda. Ali Çınar hoş geldin. Hemen sözü sana ve değerli konuğuna bırakıyorum. Hoş bulduk Didem, teşekkür ediyorum. Evet, senin de dediğin gibi Dragoman şirketi baş danışmanı Richard Outson bizlerle hem Pentagon hem de Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nda başarılı görevde bulunmuş Türk-Amerikan ilişkilerini en iyi bilen isimlerden birisi. Richard hoş geldin. Hoş bulduk Ali. Sizinle beraber olmak çok hoş. Yeni yılınız kutlu olsun şimdiden diyeyim. Teşekkür ederim. Ben de yeni yılını kutluyorum. İlk soruyla başlıyorum. Tabii merak edilen Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceği, sorunlar hala var. Savunma olmak üzere farklı konularda. Sence bu yıl ve beklenti olarak Türk-Amerikan ilişkileri nereye gidiyor? Senin düşüncelerin nelerdir gelecekle ilgili? Bence aşağı yukarı 2019 seneden beri ikili ilişkiler kötü ama sabit, yani düşük bir seviyede ama istikrarlı bir yerde kalıyorlar ve değişim yakında görmüyorum. Prensipte bir stratejik mekanizma var, dayanışma ve danışma genişletmek için. Ama gerçekte Washington'da üst düzeylerde soğuk bir hava var ve soğuk bir bakış var Türkiye'ye karşı ve diyebiliriz ki Ankara'da durum aynı, bir soğuk atmosfer, soğuk bir hava var Washington'a nazaran. Bu biraz acayip bir durum iki müttefik için. Hem de her iki başkenti çok kabiliyetli, çok etkili büyükelçiler var. Eski senatör Jeff Flake Ankara'da bizden ve Murat Mercan sizden burada. Her ikisi çok iyi iş yapıyorlar ama köklü problemler var. Bu güvensizlik var. Bu güvensizliğinin ana sebepleri malum. Biz YPG destekliyoruz Suriye'de. Savunma sanayi içinde bir rekabet var, bir ilişki var. Ondan sonra S-400, F-35, F-16 projeler tamamlanmamış veya her iki tarafı tatmin edebilen bir çözüme yaklaşılmadı. Hem de Türkiye'de, Washington'da Türk karşıtı lobiler var. Bu da çok faaliyet gösteriyorlar bu geçen sene, 2-3 sene içerisinde. Bunların hepsi Ankara'ya endişe ettiriyor. Washington'da aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı bazı şüpheler var, kibar bir şekilde söylemek için. Türkiye'deki demokrat standartları kaygılar var Washington'da. Hem de bu çok aktif Türk dış politikası bazı insanlar rahatsız ediyor Washington'da, özellikle Akdeniz'inde. Yani bu biraz doğal bir durum çünkü Türkiye biraz daha bağımsız bir siyaset gidiyor. Bu yeni bir şey değil. 20-25 senedir devam eden bir süreç ama Washington henüz alışmadı. Ama aynı zamanda Türk seçimler geliyor. Türkiye'nin nüfuzu büyüyor. Ukrayna'da, Kafkas'ta, Trablusgarp, Suriye, başka yerlerde. Ve böyle bir büyük güç rekabet döneminde Çin var, Rusya var, İran var.
her iki taraf, yani ABD ve Türkiye büyük bir ayrım veya büyük bir kriz istemiyor. Ondan dolayı önümüzdeki senede biraz aynısı, yani 2022'de ne olduysa aynısı bekliyorum 2023 içinde. En azından seçim gelinceye kadar. Seçimden sonra kim kazanacaksa kazansın, yeni bir imkan olacak. Yani biraz az şekilde olsa da, az derecede olsa da bir iyileşim bekliyorum seçimlerden sonra. Evet. İkinci sorum Ukrayna Savaşı ile ilgili. Milyarlarca dolar askeri yardım Amerika ve Avrupa'dan Rusya'ya ağır yaptırımlar devam ediyor. Tabii merak konusu Ukrayna'nın geleceği, savaşın ne zaman biteceği ve aynı şekilde de Amerika ile Avrupa'nın enerji krizinde Türkiye ile olan iletişimi ve etkisi nelerdir? Bu konularda da görüşlerini almak istiyoruz. Tabii böyle büyük savaşlar birçok şekilde sona erebiliyor. İlk olanak belki bir taraf çöküyor ve savaş belli bir şekilde bir taraf kazanıyor bir taraf kaybediyor. İkinci olanak bir ikili bitkinlik var ve her iki taraf bütün amaçlara ulaşmayacağını anlıyor ve ondan sonra bir anlaşma geliyor. Üçüncü olanak her iki taraf devam ediyor ama donmuş bir savaşa dönüyor. Yani büyük hareketler yok artık. Onlar her gün birbirlerine ateş ediyorlar ama taviz yok, anlaşma da yok. Bu İngilizce'de frozen conflict, yani donmuş bir savaş denilir. Ben bu taraflara baktığımda bitkinlik pek görmüyorum. Ne Ukrayna'da ne Kiev'de. Ne de Moskova'da. Her ikisi irade gütüyor ve hala devam etmek gibi bir niyet gösteriyor. Bence her iki taraf önümüzdeki sene küçük çapta ve orta çapta taarruz deneyecek ama çok büyük sonuç vermeyecek. Birkaç kilometre batıya veya doğuya kayacak. Ama sene boyunca böyle devam edecek. Çünkü bunlar her ikisi kazanabiliyoruz diye düşünüyor. Ve her ikisi hala kaynaklar var ellerinde ve onlar kullanma niyeti gösteriyorlar. Yani bu üçüncü olanak biraz donmuş bir savaşa dönüştürülecek. Ve bunun olumsuz etkileri var tabii Avrupa için, Türkiye için, ABD için bir şekilde. İktisadi olarak Rusya da biraz kötü bir durumda çünkü yaptırımlar var Avrupa'dan. Ukrayna'nın durumu daha beter diyebiliriz ama çok yardım geliyor Ukrayna'ya Batı'dan. Bence Avrupa'nın problemi tabii bu enerji kaynaklarıyla ilgili. Bu sene en azından yeteri kadar gaz var, gaz rezerv ve kış o kadar sert geçmiyor. Ona göre sanırım bu Mart, Nisan'a kadar büyük sıkıntılar olmayacak Avrupa için. Ama uzmanlar diyor ki önümüzdeki sene, yani 2023'ten 2024'e geçtiğimiz zaman kış sert geçerse gerçekten soğuk ve dertli bir kış olacak Avrupa için. Bu aslında bir fırsat sunuyor Türkiye için. Türkiye bildiğimiz gibi bir enerji merkez olmak istiyor. Ve Türkmengaz belki bu boru hatları üzerinden, Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçebiliyor. Akdeniz'de, Karadeniz'de bazı kaynaklar var. Belki yeni anlaşmalar, yeni projeler yürütülebilir. Yani Türkiye'nin bir enerji merkez olmak için bu bir fırsat sunuyor. Eğer hem de üreticiler ve kullanıcılar Türkiye doğru değerlendiriyorlarsa. Yani zor olacak ama takimiş olarak Batı İttifak ve Türkiye yanına çekerek giderebilir bu sıkıntılar. Çok kısaca Richard, Türkiye'nin savunma geleceğiyle ilgili birkaç cümle de alabilir miyim bitirmeden önce? Yani savunma sektöründe eskiden bu çok büyük bir ortak iş oluşturdu ABD ve Türkiye arasında. Ama aşağı yukarı 30 senedir Türkiye daha bağımsız
olmak teşebbüsünde bulunuyor ve doğal olarak bunun etkileri de oldu ikili ilişkilerinde. Şimdilik ABD birçok şey satamıyor Türkiye, çünkü Türkiye kendi ihtiyaçlarının büyük bir bölümü karşılıyor. Türkiye daha üçüncü dünyadaki ülkelere satıyor. Biz ittifak açısından bakarsak nasıl işbirliği yeniden canlandırabiliriz dersek, bu üçüncü dünyadaki ülkeler, özellikle Afrika'da ve Orta Doğu'da belki ortak takım iş olabiliyor. Yani Etiyopya, Somalya, Libya gibi yerlerde ABD ve Türkiye hemen hemen aynı amaçlar, evet, istiyorlar. Yani istikrar ve bu ülkeler kendileri savunabilsinler. ABD ve Türkiye eğitim alanında Afganistan'da yaptıkları gibi bu ülkelerde bazı projeler yürütebiliyorlar. F-16 direkt doğrudan savunma sanayi sahasında tek öngördüğüm proje, yani bu bir ihtimal var, kongre onay verirse o zaman çok güzel bir iş olacak. Türkiye'nin hava kuvvetleri için olumlu olacak. ABD savunma sanayi için güzel olacak. NATO için güzel olacak. Evet. Ama şimdi imser değilim o konuda. Çünkü kongre en azından 4-5 çok önemli figürler kongre içinde. Olumlu bakmıyorlar ona. Ondan dolayı bir daha, evet, yaratıcı bir yaklaşım lazım olduğunu düşünüyorum. Şimdiden çok parlak değil bu ikili savunma sanayi projeler. Evet, Richard, çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten aydınlatıcı bir bilgi oldu. Bilhassa Türk-Amerikan ilişkileri ve Ukrayna Savaşı olmak üzere ileriki dönemde de tekrar konuk etmek istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Tamam, teşekkürler Ali. Evet. Didem, sözü sana bırakıyorum. İyi yayınlar. Ali Çınar, çok teşekkürler. Richard Outsen'ın Türkçesine de hayran kaldık bu arada. Sağ olsun, ağzına sağlık. Günden kalanları noktalıyoruz. Sırada 60 dakika ve Zeliha Saraç var.